AK Parti İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği Genç Sen Bil Bakalım yarışmasının finaline katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu çözüm sürecini değerlendirirken daha önceden var olan projelerin de hasır altı edilmeyip devam ettiğini ifade etti. Soylu, Türkiye'nin gündeminde olan bu sürece herkesin destek vermesini istedi. Türkiye'de bütün bu yapılanların tamamıyla ilgili şunu söylemek gerekir. Hepsi 21. yüzyılda Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilmesi, kendisini geliştirebilmesi, ilerletebilmesi, demokrasisini derinleştirebilmesi ve yaşayan insanların hayat standartını yükseltebilmesi konusunda bir programın parçaları. Yani yeni anayasa bugün rafa mı kaldırıldı? Hayır. Yeni anayasa tartışıyoruz. Peki bugün Büyükşehir Yasası rafa mı kaldırıldı? Hayır. Bugün kentsel dönüşüm rafa mı kaldırıldı? Hayır. Başkanlık sistemi rafa mı kaldırıldı? Hayır. O çözüm süreci gövdesinde kaldı Sayın Genel Başkan. Yani. Elbette. Çözüm süreci Türkiye'nin asrın adımı olarak nitelendiriliyor. Yani hepimizin çok önemli olarak gördüğü ve Türkiye'de bütün bu konuştuklarımızın bir anlam ifade edebileceğini düşündüğümüz çok büyük bir adım. Dünya genel örnek mi adım? Sadece dünyaya değil. Yani bundan sonra gelecekte bütün ülkelerin belki de kendi içerilerinde karşı karşıya kaldığı problemleri çözme konusunda uygulayabilecekleri bir yöntem olarak ciddi bir yardım. Ve tam da dünyanın yeni merkezi olarak nitelendirebileceğimiz içinde bulunduğumuz coğrafyanın sulhe, huzura, kardeşliğe ve bundan sonra üretime ve yine bundan sonra kendi medeniyet zincirini kırmaya yönelik olanlara karşı ait durum, biz bu medeniyet zincirinin devamını istiyoruz ortaya koyabilecek çok güçlü bir adım. Ama bütün bu adımdan sonra hep beraber bizim ortak bir yaşama felsefesi ortaya koymamız lazım. Yani bir sistem ortaya koymamız lazım. Biz bu sistemi yeni anayasayla, bu sistemi bugünlerde yapmış olduğumuz yapısal reformlarla, yapacağımız reformlarla tahkim edeceğiz. Ve bir meseleyi tartışacağız, bir meseleyi vuzuha, açıklığa kavuşturacağız ve ondan sonra da Türkiye'deki bu yeni sistemimiz, yani yürütme sistemi, hükümet nasıl olmalıdır, nasıl bir hükümet ortaya konulmalıdır, yeni anayasamız hangi ortak kurallarla dizenmelidir ve hangi ortak kurallarla oluşmalıdır,